Herkese merhaba. Şu an neredeyiz? Koblenz'deyiz. Koblenz gerçekten Almanya'nın en turistik şehirlerinden bir tanesi. Çok şanslısınız, çok şanslıyız. Müzik pauza verdi. Çünkü inanılmaz bir Almanca sanat icrasına maruz kalacaktınız yoksa alt durumdan. Şu anda Koblenz'in en meşhur noktasındayız. Deutsche Ecke'deyiz. Neden Deutsche Ecke burası? Alman köşesi yani. Burası tam bulunmuş olduğumuz yer bir üçgen şeklinde bir alan. Sağ tarafta Rhein Nehri akıyor, sol tarafta, öbür tarafta Mosel Nehri ve bu iki nehrin birleşmiş olduğu nokta. Burası Almanlar için, hatta daha öncesinde Fransızlar için çok önemli bir şehir, bölge. Bu iki nehrin olduğu yerdeki bütün yamaçlarda üzüm bağları falan vardı. Evet, Tayga şu anda bize bir şey söylemek istiyor. Evet, dinliyoruz Tayga. O Rhein, evet, öbür taraftaki de Mosel görmüş olduğunuz gibi. Çünkü Tayga çok hassas bilimsel konulara, coğrafya olsun, tarih olsun. Kendisi çok ilgili bir insan. Deutsche Ecke'deyiz şu anda. Burada bir yaz festivali var. İnsanlar çılgıncasına eğleniyorlar. Arkamızda Rhein Nehri'nin kenarında muhteşem bir kale ve görmüş olduğunuz teleferik akımıyla insanlar kaleye doğru çıkıyorlar. Turistik bir yer, güzel. Yaklaşık olarak burada 100 bin kişi yaşıyor. Ve burası 1815'te Almanların eline, Prusya Krallığı'na geçmiş ve burayı alan kişi kim? Hemen arkamda görmüş olduğunuz devasa heykeldeki insan, 1. Wilhelm, Prusya Kralı. Burası Fransız İhtilali'nde Napolyon tarafından fethediliyor ve acayip yıkıma uğruyor. 6 tondu sanırım. 6 ton muydu Çağrı Bey bu heykelin 61. ağırlığı? 61 ton! Oh my god! Ne 6 tonu ya? Ne 6 tonu ya? Çünkü çok büyük bir heykel. Gerçekten. Yani Koblenz deyince hemen ilk önce çıkan resim, tablo bu yani. Koblenz'deki çılgın gezimiz devam ediyor. Bulutlu bir Almanya günündeyiz. Her taraf böyle gri şeklinde. Tam bir Almanya. Arkamda görmüş olduğunuz yerde Elektrolal Palas. Evet, ilginç elektron bir... Mu? Elektron Elektrol para. Elektoral para. Evet ya, dilim dönmedi yani gördüğünüz gibi. Bu komik bir palas ismi. Kim bu ismi seçmiş sorguluyorum. 1777 yılında yapılıyor bu saray ve 16 yıl falan sürmüş bu sarayın yapımı, yapım aşamasında. Kendisi atlalı şeklinde yapılmış. Güneybatı Almanya'daki ilk Fransız neoklasik evinin örneklerinden bir tanesi. Bir tanesi de kameraman şu an saldırı altında. Daha önce görmüş olduğumuz Kassel'deki Wilhelmshöhe'ye benzer yapıda yapılmış ve Ludwig's örneklerinin son yapılan örneklerinden bir tanesi. Gerçekten burası çok güzel, yapı çok güzel. Aynı zamanda burası 2002 yılında UNESCO koruma listesine alınmış. Yani Türkiye'de o kadar tarihi yer beklemedi, bekleme listesinde. İnsan anlamlandıramıyor tabii yani. Her yer saray sonuçta. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz incir ağacı beni bu saraydan daha çok etkiledi ve heyecanlandırdı. Arkadaşın incir ağacıyla bir alakası var mı? O kendisi incir ağacının nöbetini tutuyor şu anda. İncirleri kimse almasın diye. Biz İncirler de sana mı ait? Güneş bekliyoruz ki bu incirler olgunlaşsın diye. Şu güzelim incirler, görmüş olduğunuz incirler. Bu kadar minik bir ağaç bir sürü incir vermiş ama güneş yok. Memlekette güneş yok ve bu sebeple de incirler olmuyor. Arkada da incir ağacı varmış. Yazık yani, yazık gerçekten. En sevdiğim meyve burada yetişmiyor. Çok moralim bozuk şu anda yani. Koblenz, Moblenz, bunlar hikaye ya. Canım da vatanım yani. Arkadaşlar şu anda Koblenz'de yapılması gerekenlerden bir tanesini yapacağız ve bot turu yapacağız arkadaşlar. Burada kruz gemileriyle 1 saatlik, 2 saatlik, tüm günlük, akşam eğlencelik falan turlar satın alabiliyorsunuz. Tabii ki de biz internetten baktığımız kadarıyla uzun olanlar biraz can sıkıcı olabildiği için 1 saatlik olan turlardan aldık. Kişi başı 12 euro ödedik bu tur için. Paloma gemimiz yanaşmaya çalışıyor. Bir 10 dakika sonra bineceğiz gemimize. Mosel ve Rhein Nehri'nin birleştiği nokta, burası Deutsche Ecke olarak geçiyor. Karşımda görmüş olduğunuz yer de zaten Ehrenbreitstein Kalesi.
teleferikle yukarı doğru çıkıyorsunuz ve asansörle de kaleye çıkıyorsunuz burada. Görmüş olduğunuz gibi teleferikleri görebilirsiniz şu anda. Bu kale 118 metre yüksekliğe yapılmış. En iyi korunmuş kalelerden bir tanesi buradaki ve aynı zamanda kalenin ismi de buradaki dağın, tepenin, dağ diyorlar tabii, dağ demek ne derece doğru bilemeyeceğim. Minnoş bir yükseklik, Almanya dümdüz bir ülke olduğu için oradan almış ismini zaten. Biz de gemimizi bekliyoruz, bakalım bir şeyler takılacağız. Burada çok güzel bir yaz festivali, Sommerfest var. Eğlenceli, canlı müziğin olduğu bir ortam. Koblenz güzel, gelip görmeniz lazım. Merkezden, limandan, Hafen'dan binmiş olduğumuz botumuzla, gemimizle şu anda gidiyoruz arkadaşlar. Bir saatlik tur aldık neyse ki. Taygıcığım sen oturur musun? Aşağı bakıyor. Evet, çocuk şu anda meraktan aşağı bakıyor dalgalara falan filan. Evet, ondan sonra ben oturayım çünkü ben de psikopat bir anneyim sonuçta. Evet, şu anda bu turu gezerken buradaki bu bölgedeki birçok şatoyu da ziyaret edeceğiz. Şatoyu. Ve bu şatoların çoğu 1945 yılındaki 2. Dünya Savaşı'ndan nasibini alıp yıkılmış şatolar. Burası Koblenz şehri milattan önce 8 yılında Drusus tarafından bir Roma ordugah merkezi olarak kurulmuş aslında. Ve şehir 978 yılında Kutsal Roma Germen İmparatorluğu'na katılmış. Aa, Tayga, Aquapark'a bakar mısın? Manzaralı Aquapark yani. Merkezi oluyor burası. Bir inanılmaz bir rüzgar var ve saçlarım nasıl gözüküyor bir fikrim yok. Saçlarıma Napolyon girmiş diyorlar. Napolyon girmez mi ya? Napolyon girmiş ve bu şehirde bayağı bir böyle savaştan nasibini almış bir şehir ama çok güzel gerçekten. Bence yani Almanya'daki dedeye sahip çıkalım. Almanya'daki en güzel şehirlerden biri. Bilmiyorum sesim nasıl çıkıyor yani şu an çünkü delicesine bir rüzgar var. Taygacığım sen ne yapıyorsun oğlum? Oturur musun? Evet, gördüğünüz gibi çocukla bu tarz etkinlikler ne derece sevimli, ne derece böyle insanı tedirgin etmeyecek bir durumda bilmiyoruz. Konuşamıyorum ya şu an çünkü bir taraftan da Tayga'ya bağlanmış vaziyetteyim. Öyle yani bir saatlik tur aldık neyse ki. Allah'tan 3 saat falan 4 saat bu nehri gezmek zorunda değiliz yani ama bayağı güzel, enteresan kaleler var güzergahta. Bir taraftan da zaten Almanca tabii ki. Anlatıyorlar. Rehberleri de var yani. İngilizce de var değil mi ya? Orayı dinlememişim yani. Neyse biz zaten çalışıp geldik. Biliyoruz burada ne var ne yok yani ama güzel. Burada buraya düşseniz karşı kıyıya kaç saatte yüzersiniz Çağrı Bey? Akıntı sizi ne kadar sürede götürür? Böyle şeyler merak ediyorum kaç bazen. Kaç canım? Karşıya buradan çıkarım. 5 dakikada. 5 dakika değil de yarım saatte çıkarım. Yarım saatte çıkılır tabii ama trafiğin, nehir trafiğinin kesilmesi gerek tabii ki. İnanılmaz derecede bir nehir trafiği var. Burası çok gerçekten... Çok güzel yerdeymiş ama. Evet ya. Aslında var ya, kaydırak direkt nehre atsana kadar güzel olur değil mi? Yani öyle bir durum var yani. Tayga ile tedirgin bot turundayız şu anda. El ele. Evet arkadaşlar, rüzgar mağduriyetimiz devam ediyor ama umarım sesimiz düzgün gelebiliyordur. Şu anda turumuz devam ediyor. Turumuzun gerçekten uzun olmadığına şükrediyoruz şu anda ailecek. Ve kendimizi biraya verdik. Ne bu bira? Mertiniz. Bak karşıda şey varmış, Koblenzer. Gördün mü? Bilmiyorum. Evet evet. Aynen, biracılar. Buranın yerel birası yani. Böyle bizim yavrumuzun da burada gördüğünüz gibi kendisi böyle bir şeyler yiyor. Evet yani ayıp yani bir yerel biradan ikram edebilir. İkram değil yalnız. Biz bu biraya kaç verdik? 4.90. Güzel ya ama bunun böyle bir 4-5 saatlik olanı insanı baymaz mı ya? 4-5 saatlik tur insanı baymaz mı ya? Vallahi ben... Buralarda böyle değişik kayaç yapılar var diyorlar. Böyle etraf tabii yüksek şekilde dağlar falan. Bir saat bence... Yani iki saat de işte çocuk yoksa bence iki saat yoksa yani kesinlikle bir saat yeterli bence.
O yüzden hani şey değil bence, ne derler, gerek yok yani. Etrafı zaten küçük dağlarla çevrili, eski bir ticaret şehri. Ben Almanya'nın 100 bin kişilik şehirlerini beğeniyorum açıkçası, güzel yani. Evet arkadaşlar, şu an Schlossenfels Kalesi'nin önünden geçiyoruz. İnsanlar da bir türlü yerlerinde duramıyorlar gördüğünüz gibi. Çocuklar koşturuyor falan. Benim de sürekli Tayga'yı takip etmekten konsantre olamamış durumdayım yani ortama. Çünkü tehlikeli buluyorum nedense böyle aktiviteleri. Bu görmüş olduğunuz saray Koblenz yakınlarında. Eski bir şato tabii ki. 13. yüzyıla ait kalıntılar falan hepsi. Prusya Krallığı zamanında. Evet görüyorsunuz, çocuklar sürekli kendi kendilerine geziyorlar, geliyorlar falan. Yerlerinde duramıyorlar yani bu arkadaşlar bir türlü. 13. yüzyıla ait bir şato, o döneme ait. Prusya Krallığı zamanında Frederick William tarafından 1842'de neogotik tarzı yeniden inşa edilmiş. Eski halinin üzerine tabii ki. Evet, trafik var gördüğünüz gibi. Yerinde duramayan, seyahat eden arkadaşlar, durduramıyoruz. Bu görmüş olduğunuz saray, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra kale devlete veriliyor. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ise Landesamt für Denkmalpflege'ye verilmiş. Büyük yenileme çalışmalarının ardından da kale ve parkları yeniden halka açılıyor 2011 senesinde. Ve tabii ki de UNESCO Dünya Mirası Listesi Üst Orta Ren Vadisi'nin bir parçası olarak kabul ediliyor. Gerçekten çok etkileyici bir saray. Hani şöyle bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz ama gerçekten güzel. Yani altındaki kasaba gibi olan yer de çok güzel. Burası Koblenz'e bağlı yine. Bu böyle enteresan, romantik bir rut, güzergah. Merhabalar arkadaşlar. Şu anda Rundfahrt. Rundfahrt'ın rundesini yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Dönüyoruz geri Koblenz'e doğru. Bir saatlik bir yolculuk yaptık. Ama o bir saatin içine neler sığdı, ne eğlenceler, ne anılar. Burada çok muhteşem bir yolculuktu. Herkese tavsiye ediyoruz. 12 euro adam başı. 10 kişi gelmediyseniz, 2 kişi geldiyseniz 24 euro. 24 euroya şahane 5 euroluk da biranızı içerseniz burada bir şen şakrak sohbet. Muhteşem bir nehir. Şahane yani. Bu turu yapan firma reklam filmi çekse bu kadar çeker. Bunu Almanca'ya çevirip Alman televizyonlarında göstersinler. Burada bu Mosel Nehri değil mi? Evet. Nerede olduğumuzun farkında değiliz. Arkadaşlar Mosel Nehri'ndeymişiz. Geziyormuşuz yani yarım saattir. Bir tur ama tekne turu Mosel Nehri'nde böyle sakin sakin. Şatoları gördük. Muhteşem. Sonra Koblenz'a şey var, bira fabrikası var, onu gördük. Çok eski. 1800 kaçtı Tayga? 1800'den mi kalmaydı burası? 1890 mı dedi? 1790 dedi. Allah Allah. Bayağı eski. Bayağı eskimiş. Bir de insanlar var böyle sağa sola yürüyor, devamlı bir kavimler göçü. O yüzden duramıyoruz şeyde, koridorda. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi Ehrenbreitstein Kalesi'nin önünden geçiyoruz şu anda. Bu aile nedir ya? Bütün estetik görüntüm bozdu, vallahi sinirim bozdu. Şehir çok güzel bu arada, inanılmaz sempatik, tatlı. Burası Ren ve Mosel Nehri'nin kesişme noktasında bulunan bir kale demiştik, 118 metre yüksekliğinde. Karşı taraftan yani Deutsche Ecke'den bu tarafa şu görmüş olduğunuz nehrin üzerinden geçen teleferiklerle karşıya geçebiliyorsunuz. Ondan sonra içerisinde birkaç tane müze var. Fotoğraf müzesi var, işte sanat tarihi müzesi var. Enteresan böyle işte Koblenz Landesmuseum var. Ve arkeoloji müzesi var bu yukarıdaki bölümde. Gezmek isteyenler için güzel olabilir tabii ki de yani. Kamda görmüş olduğunuz bu 1. Wilhelm'in heykeli de daha önce öldükten sonra 9 yıl sonra yapılıyor. Ve 1945 yılında çok büyük bir hasar alıyor. Ve hasar aldıktan sonra da daha sonra tabii eskilikten falan yıkılıyor. Ama tabii 1990 senesinde 89'daki Doğu Batı Berlin'in birleşmesi ve duvarın yıkılmasından sonra dayanamayan milliyetçi bir Alman karı koca çiftimiz diyorlar ki bu heykel burada olmak zorunda, olmalı yani. Biz parasını verelim, bu heykeli buraya yaptıralım diyorlar ve tekrar bu görkemli, ihtişamlı, kocaman 1. Wilhelm'in heykeli yapıyor. 61 ton ağırlığında kim bilir kaç para verdiler. Tam bir milliyetçi Alman hareketi kendisi.
Evet, buradan karşıya direkt bu teleferiklerle geçebiliyorsunuz. Karşıda biraz önce görmüş olduğunuz kaleye gitmek isterseniz. Aynen öyle yani. Böyle bir aksiyon yapmışlar. Koblenz çok güzel zaten. Arada sırada çıkan bir güneş var. Güneş olsa herhalde bu sıcaklarla ne yapardık bilemiyorum. Oldukça sıcak yani, basık bir hava var. Ama buradaki şu andaki Soma Festivali'ne gitmeye çalışıyoruz biz de. İndikten sonra festivalin tadını çıkaracağız. Evet arkadaşlar, şu anda burada yaz festivalinin ortasında kaldık. İnanılmaz Alman müzikleri şu an ortam. Gördüğünüz gibi her yerde türlü türlü yüksek kalorili, şekerli, yağlı yiyecekler var. Biz de Deutsche Ecke'nin olduğu yere doğru, yani Mosel ve Rhein Nehri'nin birleştiği noktaya doğru, meşhur noktaya doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Böyle bir ortam yani, etrafta çılgıncasına yemekler yeniliyor. Yaz festivaline tam denk geldik. Şanslılar. Hem hava sıcak ama görmüş olduğunuz gibi montlu geziyorlar. Çünkü tedbirliler. Neden? Çünkü her an yağabilir. Almanya böyle bir yer. Oo, churros da varmış arkadaşlar. İnsanlar büyülenmiş gibi yürüyemiyorlar bir türlü. Yarım metre mi? Hadi o zaman yarım metrelik sosis alalım. Var mısın? Ama hem de %100 Hähnchenfleisch. Yani tavuk sosisi yarım metrelik. İşte onlar. İyi yani, evet. Neyse yani. İstersen alayım ya. Canı çektiyse Tayga, yarım metrelik. Of. Şimdi ben metrelik kebap olsaydı yer miydin ama? Metrelik kebap. Metrelik kebap tabii ki. Yani. Yani. Öyle bir durum. Herkes yiyor içiyor yani. Ortam şen şakrak ve neşeli. Evet, şu anda Aziz Castor Bazilikası'ndayız. Burası da gerçekten Koblenz için çok önemli bir tarihi, turistik, görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Buranın tarihi 1. yüzyıla kadar gidiyor ve 4. yüzyılda burası bir Roma tapınağı hatta yani. Enteresan, burada bilgilerin olduğu bir bölüm yapmışlar zaten. Burası 1990 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkan bulgularla zaten 1. yüzyıla kadar tarihin uzandığı ispatlanmış bir yer. Burası çok önemli. Trier Başpiskoposu Hedda tarafından bu bina, görmüş olduğunuz bina inşa ettiriliyor. Onun desteğiyle yapılıyor daha doğrusu. Bazilika olarak oluşturuyorlar. Ve buradaki tabii Hristiyan camiası için de çok önemli ve çok kutsal sayılan bir bölgedeyiz. Etrafta da Napolyon'un burayı fethettiği zamanki duruma ithaf eden komik yazılar, anıtlar yapılmış kilisenin etrafına. Enteresan, güzel böyle meyve ağaçları falan var bahçesinde. Gerçekten hoş bir ambiyansı var. Koblenz'de görülecek yer çok fazla. Gerçekten güzel. Burası da böyle kutsal bir alan, mabet. Evet, ibadetler yapıldı mı? Tövbeler edildi mi? Almanya'daki en eski ikinci kiliseymiş arkadaşlar burası. Adı neydi? Castor. Castor Kilisesi. Ta Roma zamanında tapınakmış, hala bakın kilise burada, insanlar tapınıyor. Yani burası 2000 yıldır kutsal bir bölge. Kutsal. Arkadaşlar duamızı ettik. Baktık sağına soluna, inceledik. Gerçekten güzel yapmışlar. Çok önemli burası için. Çok önemli bir çeşme şu anda gördük. Gelin. Gelin arkadaşlar, çabuk. Çok önemli çeşmeye doğru yaklaşalım. Takip edin. Çok heyecanlandık şu anda. Aha, çok enteresan. Arkadaşlar 1814 yılında yapılmış. Wow. Hala akıyor. Hala da akıyor mu? Evet, hemen bir yüzünü yıka, abdestini al. Hemen. Ama biliyorsun burada akan su hiçbir zaman aynı derin suyu neydi o ya? Aristo muydu? Bakın arkadaşlar, su hala akıyor. Ben yüzüm, yani bunu kanıtlayabilirim. Parladı resmen. Resmen yüzüm parladı. Süper. Ekstra güzel. Bakın 1814 yazıyor zaten. Koblenz.
Rusya de la Ville de Koblenz. Ne bu ya? Şey mi yapmış bunu? Fransızlar yapmış. Tabii ki. Napolyon yaptırtmış buraya. Buna da kıyamamışlar yani kalmış. Arkadaşlar Napolyon yaptırtmış bu şeyi, çeşmeyi. Bakın mermeri de çok enteresan. Renkli mermer. Evet ya gerçekten. Yalnız tabii az kalsın bana içiriyordun bu suyu. Burada uyarı var. Kind drink wasa diye. İçmeyin. Ben içtemedim. Yüzüne sür dedim ya. Allah Allah. Yani beni heyecanla çeşmeye götürttün. Başıma iş geliyordu az kalsın. Evet gördüğünüz gibi her yerinden tarih fışkıran, buram buram tarih kokan, inanılmaz bir şehir Koblenz. 100.000 kişi yaşıyor olabilir ama buradaki tarih inanılmaz bir tarih. Yani buraya mutlaka gelip görmeniz lazım Koblenz'i. Yaşamanız lazım. Gelin yani bir ay izin alın burada yaşayın. Bir ev tutun Airbnb'den. Burada yaşayın, gelin burada kiliseyi görün. Mosel'de yüzün, Mosel'den Rhine'a geçin. Doce Ekin orada. Ağaca'da çıkmadan toplarsanız olmaz ama çıkın. Ağaca'da çıkın. Çok güzel. Koblenz. Çok evet iyi. Arkadaşlar şu anda deliler gibi acıktık. Aslında aşağıda saçma sapan şeyler yedik. Patates kızartmaları falan. Diyetteyiz normalde ama işte burası meşhurmuş diye buraya geldik. Odun fırını pizza, İtalyan restoranı, güzel ne biralar burası? Falan. Burası Dry Hafen diye, Hafen diye bir yer. Öyle Google'dan araştırdık. Güzel olduğunu düşündüğümüz için geldik. Şimdi pizzamızı yiyoruz, içiyoruz ve gitmek için hazırlanıyoruz. Artık Koblenz bizim için bitmiştir. Gelin görün, gezin. Tavsiye ederiz. Gerçekten güzel bir şehir. Almanya'da böyle 100 binlik falan şehirler bence gezinmek için ideal. Ve yaşamak için de tabii ki. Erasmus için de çok güzel fırsatlar varmış. Gençler düşünürse eğer Koblenz'i seçsinler bence. Ben olsam gelirdim Erasmus'a. Görüşmek üzere. Bye.